Yılmaz. Yılmaz uyuyor mu? Bir bak hele. Kız Cennet. Ne inledin bu gece? İlacından vereyim bir tane daha. Yok. İstemem. Su vereyim mi? İstemem. Ha. Maksat ben yatmıyorum, sen de otur diyor. Gel oturalım bakalım. Biraz yaklaş. Al geldik. Ne var? Sana bir şey diyeceğim. Halil'i çağırma da. Halil'i bu eve. Sen dükkandayken 5 dakika göreyim oğlumu. Göreceksin, ne edeceksin? Çok özledim, bir sarılayım oğluma. Kocana bıçak çeken adamı özledin ha? Yaptı bir cahillik. Affet. Benim hatırıma. Büyük yemin ettim biliyorum. Bu evin eşiğinden giremez Halil. Ne ölüne ne dirine. Bir kere aradı mı lan seni bu hastalığında? Bir kere bir şeye ihtiyaç var diye sordu mu? Gelecekti. Gelecekti, gelecekti. Ben yetiştirmedim sen görüşünde kızarsın diye. Kocanı biliyorsun. Biliyorsun da inadıma soruyorsun. Halil gelsin mi? Ben gideyim mi? İş bana kaldı yani. Git desem gideceksin. İzin ver. Ben gideyim o zaman. Git. Git o zaman. Git. Vallahi de bir şey demeyeceğim. Billahi de bir şey demeyeceğim. Gidebiliyorsan git. Git. Aha kapı orada. Gidebiliyorsan git. Buradan kalk, oraya kadar düşmeden yürü. Bir sen de göndereceğim seni. Yeminle. Yemin mi? Yemin ettim, duymadın mı? Sen ne zaman duydun benim yeminimi bozduğumu? İnanmıyor musun kız? Bir de avans vereyim sana. Doğrulmana yardım edeyim. Gel bakalım. Gel bakalım. Kalk 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 kalk. Ha. Haydi kalk. Getir ayaklarını. Getir. Ha. Koş şöyle. Haydi bakalım. Haydi doğrul. Ha gayret. Ha gayret. Kalk haydi. Ha. Ha. Tay gibi durdun Cennet. En son ne zaman kalktın kız sen ayağa? Evlat sevgisi de başka tabii. Haydi bakalım. Yürür müsün, koşar mısın? Git bakalım. Görüyorsun değil mi? Kapı orada. Haydi. Bırakıyorum bak. Ha? Haydi bakalım. Haydi. Yürü, yürü, yürü. Devam et, devam et. Haydi yürü, yürü. Thank you.
Allah, devam et. Hoşçakal demek yok mu lan? Ha! Avukat hanım? Yakalandığını haber verdiler. Şimdi ifadeye gidecek. Kimmiş? Hırsız mıymış? Halil Tekin adı. Tanıyor musunuz? Halil Tekin mi? Heh, geliyor. Halil Tekin? Cennet Tekin'in oğlu. Siz... Ya annem ne alaka anlamadım. Karakoldan çağırmamış olsalardı yarım saat önce buluşacaktık. Zeynep Önder. Hı hı. Ay ben böyle işin ya. Ya bakın benim meselem sizde değil. Tamam mı? Yani bir istemeyerek değil de bir yanlışlıkla bir durum oldu. Benim meselem sizde değil. Kimin neydi meseleniz? Zeynep Hanım. Kusura bakmayın, size dahil ettik bu tatsız duruma. İfadesi alındı mı? Şimdi gidiyoruz. Seni bekledim ifademi al diye. Gel alsana bir ifademi. Gel al bir benden. Çok konuşma. Yürü. Kopuk işte. Neyse, geri kalanını ben hallederim. Siz daha fazla yorulmayın isterseniz. Bir saniye, bu kulüpteki koruma sizin aranızda bir mesele mi geçti? 200 liralık bahşiş beyefendinin gururunu incitmiş. Ha. 200 lira için arabayı parçaladı. Kafanızı karıştırmayın siz bunlarla. İzninizle ben bir komiserle konuşacağım. Ne yapacaksınız? Şikayetçi mi olacaksınız? Prosedür neyse o. Pardon, komiser bey içeride mi acaba? Prosedür belli. 4 aydan 3 yıla kadar hapis cezası. Ardından da para cezası şartıyla tahliye. Şöyle yapsak, sizin zararınızı tazmin etse, siz de şikayetinizi geri çekseniz. Neden böyle bir şey istiyorsunuz benden? Annesi Cennet Tekin, müvekkilim de vefat etti. Oğlunun ifadesine ihtiyacım var. Bu yüzden mi koruyorsunuz o saldırganı? Küçük şahsi hesaplar bunlar Zeynep Hanım. Açıkçası beni çok şaşırttınız. Hatırlatmama gerek var mı bilmiyorum ama... eğer çok istiyorsanız ifadesini gözaltında da alabilirsiniz. Yakalandı, cezasını da çekecek. Hayır, siz neden gözaltında kalmasını istediğinizi anlayamadım. Siz burnu sürtsün istiyorsunuz. Yani adaletin verdiği cezası yeterli gelmedi. Çok pardon. Şahsi küçük hesaplar demiştiniz değil mi? Buyurun avukat bey. Kahretsin, kahretsin. Sen neredesin bu saate kadar ha? De bakayım bana. Ya sana ne anne? Sana hesap vereceğim ben. Koskoca adam oldum ben ya. İndir o elini, vallahi ayağımın altına alırım. Seni görürsün koca adamı. Dükkanını açık bırakmışsın. Öyle çıkıp gitmişsin, onu da ayrı soracağım hesabını sana. Bana ne? Benim dükkanım mı? Ben işe falan gitmek istemiyorum. Senin o dilini koparırım ha. Birsen.
Bulmuşsun oğlanı. Buldum buldum, buralardaymış. Yürü içeri, sıpa. Sen az gelsene yukarı, biraz konuşalım seninle. Tamam abi. Tamam, geliyorum ben. Laf dinleme, gir içeri. Kapat kapıyı, geleceğim ben sonra. Kapat. Hayatta kalmaları için gerekli besin ihtiyaçları aslanları sürekli avlanmaya itiyor. Av bereketli olduğunda bile başarı şansı asla garanti değildir. Ancak boynundan yakalandığı için bu antilopun hiç şansı yok. Aslan onun omurgasını... Bak bak, sürü de oturmuş izliyor. Sorsan akraba bunlar. Boşuna dememişler, düşenin dostu olmaz diye. Onun için kuyruğu her zaman dik tutacaksın enişte. Ne oldu, bitti mi ya? Ya istersen getireyim yenisini. Neyse boş ver, yatacağım ben. Ay dur dur Yılmaz. İki dakika bekle, bir diyeceğim var sana. Eğer müsaaden olursa biz yarın yola çıkmayı düşünüyoruz. Uşağı. Gidelim evimize. İş güç bekliyor hep. Ya sen emekli adamsın. İş güç ne? Ya orası öyle de burada da kaç gün oldu değil mi? Sen de rahat et. Kalabalık etmeyelim. Bak Birsenler falan da gelecekmiş madem. Gelsin. Odam yok. Bize lüzum yok diyoruz. Hani yani yalnız da kalmayacaksın o manada. Bir de vallahi yani nasıl desem, biz İstanbul'a alışamadık yani, bunalıyoruz burada. Ya olmadı, bir dolanır gene geliriz biz. Bak, demin anlatan adam ne dedi? Koskoca aslan, ormanın kralı ya. Av bereketli olsa bile başarı şansı garanti değil. Misal şu ya. Sen önünü kış tut, bırak yaz gelsin. Ne diyorsun kayınço? Ben hiçbir şey anlamıyorum ki. Dava diyorum, dava. Belki de hakimin önüne çıkacağız. Canım senin bir kabahatin mi var? Ne dedi Feride? Seninki sadece evrak işiymiş. Antilop musunuz siz ya? Kurt, kuş parçalayacak. Siz de oturun şöyle bakacaksınız bömböl. Bak bu avukat kat, 7 kat yabancıyı toplamış şahit diye. Bu dava kapanana kadar siz de kapatın bu uşak lafını. Allah Allah. Mahkeme olursa bizi mi şahit tutacakmış? Beni o hakimin karşısına çıkarsın. Ben de bunun ipliğini pazara sermezsem adam değilim. Turgut, kurban olayım, sus. Bak duyacak. Korkuyor Bera, korkuyor. Senin bu kardeşin cennete bir halt etmediyse benim adım da Turgut değil. Baba. Ne oldu kız? Azrail yoklamış gibi soluyor. Yok. Yok estağfurullah. Bu saatte arayınca ben şaşırdım. Saati biliyorsun ama. Hı? Yani ne oldu, niye ki? Neredesin sen? Niye dışarıdasın? Öyle hava almak için. Kocan nerede? Tek mi geziyorsun yoksa? Burada. Burada o lavaboya kadar gitti baba. Lavaboya gitti demek. Sonunda il sınırına girdi yani. Avukat işini halletmiş mi? Konuşmuş. Hiç endişelenecek bir şey yokmuş. Sen zaten düşünme o meseleyi, halledeceğim ben. İyi.
bizden de şahit isterlerse halanla eniştenin adını yazdır. Tamam. Gerek kalmayacak bence ama söylerim ben yine. Geldi mi kocan heladan? Yok. Gelmedi daha. Git bak. Çıkar onu oradan. Kilitli kalmasın orada. Arayacağım 10 dakikaya. Niye? Keyfime. Soracağım da mahkumun bile avukatıyla görüşme hakkı var. Ama bizim yok. Koş haber ver, koş. Çay daha canım. Yok yenge, bunu da koydun diye içtim zaten, sağ ol. Kekine de hiç dokunmadın. Hiç iştahım yok inan. Ya Neşe bırak şimdi ikram falan. Zaten yemediği yer değil ki. Bir sen. Baban niye buraya geldi biliyorsun değil mi? Az çok tahmin ediyorum abi. Seni istiyor abi. Seni, çocukları. Sen ne dedin? Asıl sen ne diyorsun Birsen? Ben orasını bir duyayım da. Çocuklar, yani çocukların bir düzeni var burada. Burada doğdular, burada büyüdüler. Hanım annem de hasta, malum durumu. Ya, değil mi? Yazık. Bakıcıların ellerine düşecek. Bak paradan değil ha Birsen. Tutarız bir kadın, bir bakıcı getiririz. O sorun değil. Zaten yakında Neşe de emekli oluyor. Ay tabii canım. Ben senin kız okulu bitirsin diye bekliyorum. İnan ki gündüz ev gözümde tütüyor. Keşke de yerinde olsa. Doğrudur. Seninki de zor tabii. Yani... Sen şimdi gitmek istemiyorsun değil mi Birsen? Yani abi şimdi o da benim babamdır. İhtiyacı varsa gelemem diyemem tabii de. Senin yerine ben söylerim Birsen. Yani kötü olunacaksa ben olurum. Yok abi sen kötü olma. Kızım bir şey demiyorum, bak babandır. Git ihtiyacını yine gör. Hatta ben söyleyeyim gelsin aşağıda sizle yemek yesin. Buradan da gider evine yatmaya paşa paşa. Hı. Yani sen de tabii de kabul eder mi bilemedim. Ben seni anladım Birsen. O bana yetti. Tamam mı? İçim rahatladı. Gerisini ben hallederim, sen bana bak. Aşağıda bir kahve yap da içelim. Yapayım. Büyükdere. Otelinizde kalıyor. Hangi katta kalıyor öğrenebilir miyim? Bir saniye arayalım önce. Aramanıza gerek yok. Kocam kendisi. Hangi katta kaldığını söyler misiniz? Hanımefendi bir sakin olur musunuz? Sakin! Söyler misin? Hangi katta kalıyor kocam? Bu şekilde bağıramazsınız bana. Bağırmıyorum. Söyler misin? Kıvanç Büyükdere. Daha ne söylemem lazım size? Ne oluyor burada? Beyefendi kocam. Kıvanç Büyükdere. Hangi katta kalıyor? Çok acil bir durum var şu anda. Feride. Kıvanç. Kıvanç. Kıvanç.
baba. Açar mısın lütfen? Kıvanç, seni soruyor, lütfen açar mısın? Kıvanç, yalvarırım lütfen aç. Alo. Kıvanç ben, konuşsanıza. Sesini duymayalı bayağı zaman olmuş. Mazur gör şaşkınlığımızı damat. Rica ederim. Bir mesele mi vardı? Öyle büyük bir şey değil. Cenaze vardı. Duymuşsundur herhalde. Başınız sağ olsun. Feride söylemiştir, şehir dışındaydım ben de. Söyledi, söyledi de insan gene de bekliyor. Var mı benden istediğiniz bir şey? Canının sağlığı damat. Bir de yok yere mapuslarda çürütme bizi. Yeter. Anlamadım. Avukat bulmuşsun ya kendi yerine. Öyle mi? Değil mi? Aynen Feride ile konuştuğunuz gibi. O size ne yapılması gerektiğini söyleyecek. Ben yetkiyi verdim diyorsun yani. Öyle diyorsan öyle olsun. Başka bir şey yoksa size iyi geceler. Sana da damat, sana da. Uyuyalım bakalım. Şimdilik. Feride. Beni karıştırmakla iyi etmedin bence Feride. Babanın ne söylediysen bu avukatlık konusunu bir an önce hallet, beni aramasın lütfen. Olur. Kusura bakma. Cenazemiz vardı ya. Bir de böyle müjde verir gibi biz boşanıyoruz diyemedim tabii babama. Şimdi bir terslik olduğunu anladı, daha çok sıkıştıracak seni. Zaten hep böyle olmadı mı Feride? Nefesi hep ensemizde. Hı? Bizim sorunumuz zaten buydu Feriden. Bizim için artık geç olabilir ama lütfen bunu kendin için yap. Kurtul artık babandan. O değilse bile korkusu seni bir gün öldürecek. İfade sahibi, ifadeye eklenecek herhangi bir hususu olmadığını beyan etmiş, bu tutanak düzenlenip, hazır bulunanlara okunup, doğruluğu anlaşıldıktan sonra taraflarca imza altına alınmıştır. İmzala şurayı. Buyur. Ya burada bir avukat hanım vardı ya. Ben onunla bir şey konuşmak istiyorum. Mümkün mü acaba? Merak etme, merak etme. O da seni bekliyor. Gel benimle. Görüşebilirsiniz. Teşekkürler. Rica ederim. Ben kapıda olacağım. Çok sağ olun. İsterseniz başta olması gerektiği gibi yeniden tanışalım. Zeynep Önder ben. Memnun oldum. Annemle ilgili bir konu varmış. Niye aramıştınız beni? Konu neydi? Ha. Yalnız şu anda içinde bulunduğunuz durum daha öncelikli. Caner Bey benim patronum.
Ben kendisinden rica ettim ama o da haklı. Bir dakika, bir dakika. Siz kim adına ricada bulundunuz ben anlamadım. Ben sizden öyle bir şey mi istedim? Hayır. Yani annenizle ilgili mesele... Ya o herifle aramdaki mesele beni ilgilendirir sadece. Siz sadece annemle ilgili konuyu anlatın bana. Öyle vasiyet falan bir şeyler demiştiniz telefonda. Benim annemin öyle malı mülkü yok ki, ne vasiyetinden bahsettiniz? Yani niye tutmuş sizi anlamadım. Şöyle geçelim isterseniz biz. Oturun lütfen. Aslı savcılıkta. Okuduğunuzu anlayacaksınız zaten. Ben Cennet Tekin. Derek köyünden Musa Aktaş'ın kızı. Uşaklı kadayıfçı Deli Yılmaz'ın karısı. Bilsen'in, Feride'nin, Halil'in anası. Doğumun takdiri ilahiydi. Ölümümse kocamın elinden oldu. Ölümüme sebep kocam Yılmaz Tekin'dir. Bilseniz ölmem ne uzun sürdü. Allah'ım yarabbim ya. Siz iyi misiniz? Kusura bakmayın. Bir kendinize gelin isterseniz. Vallahi kusura bakmayın, benim sinirim bozuldu galiba. Hayır, ben bu mektuba neden güldüğünüzü anlayamadım. Vallahi siz de beni niye çağırdınız ben de onu anlamadım. Farkındaysanız burada babanıza yönelik bir cinayet suçlaması var. Bana niye geldiniz ki o zaman, Yılmaz'a sorun. Konuştum, şikayetçi de oldum. Savcılıktan çağırdılar. Hadi be. Ay anasını kaçırdık desene o zaman ya. Bir de tutuklandı deyin tam olsun ha. Henüz değil. Yani bu mektubun doğruluğunu kanıtlayabilirsem. Sizi o yüzden çağırdım zaten. Birsen Hanım ve Feride Hanım'la da görüştüm. Onlar ne dedi ki sana? Konuşmak istemediler. Rapordaki gibi annenizin hastalığından dolayı öldüğünü söylediler. Ya siz şimdi benden ne duymak istiyorsunuz, ben gerçekten anlamadım. Bakın Halil Bey, annenizin hasta bakıcısı. Anneniz ve babanızın tartıştığını duymuş. Hatta babanızın gebertirim diye tehdit ettiğini. Yani sizin böyle bir şüpheniz varsa ya da daha önce böyle bir şeye şahit olduysanız bu şikayetinizi dosyaya ekleyebiliriz. Size ne yapacağınızı söyleyeyim mi? Siz de herkes gibi işinize gücünüze bakın. Boş ver bunları.
geç kaldın Cennet Hanım. Hem de çok geç kaldın. O nasıl kaşık tutmak lan öyle ha? Parmağa bak. Çöp gibi. Şöyle kavra kavra. Kavra yapıştır elini. Yapıştır elini. Götür şimdi ağzına. Götür. Hey ben senin. Vay be. Beceriksiz. Sen çorbanı soğutma, yer o kendi. Ha, yer yer. Gördük. Şuna bak. Lan! Hadi oğlum. İç çorba. Şu kızdan utan. Bak nasıl yiyor. Aferin kızıma benim. Ye kızım ye. Görsünler. İçişe bak, içişe. Ağlama lan! Erkek ol! Yeter ya, yeter! Her akşam ne istiyorsun sen bu çocuktan? Koruma kız şunu! Senin yüzünden böyle oldu zaten! Yılanın başı sensin! Yemin ediyorum ezerim senin kolunu kanadını kırarım. Tamam kararım. Ya, tamam. Yapma, ha! Yapma! Baba ne olur yapma! Karışma kız, ana sıkılıklı. Baba ne olur yapma. Kurtarmıyor. Korkuyorum ben de sizin gibi. Mecbursun anne, bir şey yap. Yok söyleyecek bize. Nerede bizimkisi, hala kalkmadı mı? Gece çok geç geldi. Duruşması falan da yok. Biraz daha uyusun dedim. İyi yapmışsın. Ha bu arada haberin var mı? Yeni ofise geçti mi? Ya düştü şu davanın peşine. Yok herhalde taşınmadı.
Günaydın. Ah. Günaydın. Sen yatmadın mı? Uyku tutmadı, ne bileyim. Ben kendime bir kahve alayım, olur mu? Yok yok, kahve falan içme şimdi. Mideni deleceksin. Geç otur hadi, iki lokma bir şey ye. Hadi otur. Emir büyük yerden geldi. Boncuğum, hayırdır? Sen gene bir şeylere takılmış gibisin. Ya şu Cennet Tekin'den bahsetmiştim ya hani. Oğluyla buluşacaktım. Evet. İşte dün gece ben karakolda karşılaştım. Nasıl? Başka bir olaydan gözaltına alınmış. Hangi olaydan? Kasten malığa zarar verme. O da babasının bir eşi desene. Konuşabildin mi bari? Aramasam daha iyiydi, biliyor musun? Yani baban anneni öldürmüş olabilir diyorum. Benimle dalga geçiyor. Mektubu okudu mu? Okudu. Okurken güldü. Buruşturdu, önüme attı. Bu kadar mı yani? Hiçbir şey söylemedi mi? Söyledi, söylemez olur mu? Nasihat verdi bana. Sen de herkes gibi işine bak dedi. Herkes gibi dedi. Hı hı. Peki kimmiş bu herkes? Bilmem. Kardeşleri, akrabaları, komşuları falan herhalde. Yani herkes öyle yapmış Boncuğum. Duymuşlar, görmüşler ama hiçbir şey olmamış gibi işlerine devam etmişler. Ne oldu yani? Ben hiçbir şey anlamadım. Ben anladım. Sadece ben değil, herkes her şeyi biliyor diyor Halil. Ya sen çok erken emekli olduğun komiserim. Bunu annene söyle. Hadi ben geç kalmayayım, hazırlanayım. Ya sen ne yaptığının farkında mısın? Ben şu davayı bıraksın diye gözünün içine bakarken... Sen... Yapamaz Armağan, yapamaz. Çünkü bu kızı biz yetiştirdik. Yıllar... Yıllar önce biz yapabildik mi? Biz arkamızı dönebildik mi? Hayır, o da dönemez. Hayırlı sabahlar. Hayırlı sabahlar. Selamünaleyküm Yılmaz. Aleykümselam. Senin torun istifa etmiş galiba Yılmaz. Açmadı bu sabah. Öylesine işte. Kesin vardır onun bir çıkarı. Ne bileyim ben ya. Amcam geldi, sonra bir şey söylemedi mi? Yok, öyle çay içtik. Anne. Ne? Vik vik vik, bana laf yetiştireceğine git kardeşini uyandır. Hadi işe geç kalacak. Gitmez o dükkana. Gitmesin de zaten. Seray, yangına körükle gitme. Ya herkesin içinde rezil etmiş. Kafasından aşağı su boşaltmış çocuğu. Olabilir. Dedesi. Ne yapalım yani? İş öğretiyor sonuçta çocuğa. Sen böyle yüz verme ne olur ya. Sokaklardan toplayamayız ondan sonra, bilmiyor musun? Gerçekten ben sana artık hiçbir şey demiyorum, biliyor musun? Sen bana bir şey deme zaten. Git kardeşine de, kalk de. Hadi. Yürü. Hala suratıma bakıyor ya. Yusuf. Yusuf hadi uyan. Anne, Yusuf yok. Yine mi ya? Of. Hah. Şuna baksana Seray. Heh, dedem arıyor. Allah'ım sen benim canımı al da kurtulayım ben ya. Üf, aç. Alo baba. Nerede senin faydasız? Yusuf mu? Nasıl da biliyorsun malını? Dükkanı açmamış nankör. Hemen yolla, getirmeyin beni oraya. Baba, Yusuf çok hasta. Çok ateşli. Nasıl ateşi var bir görsen. İlacını içsin gelsin. Yok baba, öyle bir şey değil. Doktora götürmemiz lazım. Bayağı böyle kovur kovur öksürüyor. Allah muhafaza sana da bulaşırsa bir de. Kim yapacak süpürgeyi? Kim yapacak çayı? Yolla o kırk ayaklı kızını hemen. Ben gitmem. Seray, dershanede baba. Ben geleyim madem.
Tamam, bekliyorum, hadi. Kapat. Gidiyorsun ya. Ne yapayım? Niye sen gidiyorsun diyor. Sağ olasın, buyur. Bir şey soracaktım size. Kadayıfçı Yılmaz'ı tanıyor musunuz? Hah, bir sen. Efendim abi. Poşet bastırdım işte babam. Yusuf gelip alacaktı. Yok ortada. Tamam, ben oraya gidiyorum zaten. Ver, ben götürürüm. Hah, tamam. Buyur. Sağ olasın. İyi günler. Selam söyle. Söylerim. Kolay gelsin baba. Poşetleri getirdim. Masaya koy. Sonra sayacağım. Önce bir çay yap, sonra da buraları paspasla. Hadi. Tamam. Bizim Kadayıfçı Yılmaz abiyi mi diyorsun ablacığım? Hı. Nasıl bir adam bu Kadayıfçı Yılmaz? Karısı, çocukları hakkında neler biliyorsun? Mesela kavgaların hiç şahit oldun mu? Abla, Allah rahmet eylesin. Karısı öldü zaten de Yılmaz abinin de kavgasız günü yok ki. Karısıyla mı kavga ediyordu? Karısı, çocuğu, komşusu, önüne kim gelirse. Ama öyle ağız dalaşı da değil, tekme tokat. Şiddet uyguluyordu yani. Şiddet mi? Abla, bunun öz oğlu bıçak çekti buna. Birbirlerini öldürüyorlardı. Anladım, çok sağ ol. Hadi çıkıyorsun. Niye, ne oldu ki? Avukat bir şikayetini geri çekti. Eşyalarım burada. Teslim aldığına dair senden bir imza alacağım. Şuraya. Geçmiş olsun. Bucularla. Eyvallah. Kusura bakmayın, sizleri rahatsız ettik. Kolay gelsin. İyi günler. Dua et. Avukat hanım rica etti. Torpilin sağlam yerdenmiş. Ama sana bir şans daha vereceğim. Yakında görüşeceğiz. Ona baksana sen. Görüşelim. Zevkle bekleyeceğim. Ekmek niye almadın? Kalmamış. Ona mı seviniyorsun bu kadar? Ona seviniyorum.
Hadi gözünü sevdim. Bir kahve yap da içerim. Hadi. Neyse demem o ki çok çekti Cennet. Teşekkür ederim. Ama hangimiz çekmiyoruz? Sor bak, hepimizin derdi ayrı. Peki Cennet hiç korktuğundan bahsetmedi mi? Ya da kocasıyla ilgili bir şey anlatmadı mı size? Nerede? Kapı dışarı çıkamıyordu ki garip. Yılmaz hep ensesindeydi. Komşuya gitse Cennet, kapı önü süpürse Cennet. Çalışmaya yolluyordu ama. İş parasını nereden çıkaracaktı? İyi de dükkanı yok mu, çalışmıyor mu? Şimdi. O dükkan kapandı, açıldı, sonra bir daha kapandı. Babası bunun kahrından gitti. Tepesi atar bir gecede, çoluk çocuğu toplar. Bir duymuşuz Ankara'da, bir duymuşuz İzmir'de. Gider bulur getirirdi babası. Her dönüşte karnında bir çocuk Cennet. Cennet söylemişti bir keresinde bana. Kuşadası'nda tavuk çiftliğinde bile çalıştırmıştı. Bir de Halil var, oğulları. O nasıl biri? Duydum babasına bıçak çekmiş. Armut dibine düşmüş diye. Anladım. Çay hazır baba, koyayım mı? Mehmet bir şey dedi mi sana? Yok. Ne diyecekti ki? İyi, gel. Hızlı hızlı karıştır. Çözülünce de dışarıya çay getir bana. Al. Selamünaleyküm Yılmaz abi. Aleykümselam Mehmet, hoş geldin. Buyur otur. Hoş buldum abi. Eyvah, kavga çıkacak şimdi ya. Nasılsın abi, işler nasıl? 10 numara. İyi abi, Allah daha iyiyiz. Nerede senin bu sapsız balta? Kim ya? Kim olacak? Yeğenin. Abi o da çocuk ya. Sen ne istiyorsun bu çocuk? Ben diyeceğimi dedim de sen lafı uzatın. Ne zaman geliyor bir sen? Abi ben de onun için geldim zaten. Senin o dediğin çok kolay değil Yılmaz abi. Ya nesi zor olacak? Çantasına eşyalarını koyacak, sen de kapıdan uğurlayacaksın. Ha? Ah. Valize de para harcamaz. Ha? Hatta ben gelip alayım istersen. Abi sen şimdi bırak bu ben geleyim alayım laflarını da. Biz seninle oturup bir hesap yapalım istersen. Ne hesabı ya? Borcun mu var sana? Yok mu? Ha? Kardeşim öleli 12 sene oldu Yılmaz abi. O tarihten beri kızına da torunlarına da ben bakıyorum. Madem sahip çıkacaktın, o zaman niye gelip almadın? He? Abi masrafını gözün yemedi değil mi? Ama ben ne yaptım? Yedirdim, içirdim, okuttum, büyüttüm, bu boya getirdim. Ananın da altını temizlettin. Kaç para ya bakıcı? He? Gel seninle hesap yapalım abi. Çarpalım gel. He? Aylık 5.000 lira desen. 5, 12. Bırak lan. Ne yapıyorsun abi? Ne bırak hesabı. Ne hesabıyım ya? Baba. Bırakırım ulan. Seni. Ne yapıyorsun sen abi? He? Ne yapıyorsun abi kes sen? Kes lan sesini. Bir dakika bırak. Ya. Çekil lan. Gebertirim lan seni. Dururum lan. Baba. Seni. Baba. He? Lan ne yapıyorsun abi? Lan. Sen benim kızımı bana mı satıyorsun lan şerefsiz? Sen de bize meyhane borcuna satmadın mı? Lan, lan ne meyhane borcu lan? Lan ne hesabı lan? Ben seni gebertmez miyim lan? Baba kurban olayım, yapma. Yapma baba, ne olur yapma. Bırak bir dakika. Abi, ya, bırak bir sen. Yürüsen yürü çabuk, eve gidiyorsun. Bırak. Bırakın. Bana bak, gir içeri sen. Çekil oradan. Yürüsen yürü çabuk, eve gidiyorsun. Lan bırak sen. Yürüsen yürü çabuk, eve gidiyorsun. Bırak. Bırak lan. Bırak. Bir sen bırak. Bırak dur. Gir içeri sen. Çekil oradan. Bir sen. Yürü çabuk, eve gidiyorsun. Geç sen. Geç içeriye. Sen.
Ya bıraksanız abi ya. Abi. Birsen. Yılmaz abi Birsen ben de eve geliyorum. Hiçbir yere gelmiyor. Bana bak adım atarsan kırarım bacaklarını. Gir içeri. Birsen gir içeri çabuk. Abi Allah aşkına. Gir içeri dedim bırak, tamam. Allah aşkına. Defol git lan buradan. Akrabasın. Ha yakışıyorsun. Evet. Defol git lan. Bir daha da gelme buraya. Hayvan oluyor dönüyorsun üstüne. Ne yapıyorsun üstü ya? Ya tamam bırak ya. Akrabasınız siz be. Şerefsiz. Şu hale bak. Ne işin var burada? Çıkarıldığınızı haber aldım. Ha öyle mi? Kimden haber aldın? Patronundan mı? Bir de teşekkür etseydin benim adıma. Şikayetinden vazgeçmiş ya sağ olsun. Güya ben yalvarmışım ona seni kıramamış. Ne diyorsunuz siz? Ya bırak şimdi sizi bizi. Halil benim adım Halil. Ne diyorsun sen ya? Ben burada senin annen için uğraşıyorum. Farkında mısın? Ya ben de diyorum ki boşa uğraşıyorsun işte. Tamam yeter git tamam. Halil. Ablacığım. Abla bu niye açılmıyor ya? Kilidi mi değiştirdi yoksa bu? Sabah anahtarcı getirdi. Parayı vermeden alamazmışsın eşyalarını öyle diyor. Alamazmışım öyle mi? Görsün bakayım nasıl ağlıyorum ben. Ya sen ne yaptığını farkında mısın? Bu sefer seni gerçekten içeri alacaklar. Ya sen beni düşünmesene ben yalvarıp kurtarmıyor muyum paçayı zaten? Boş ver. Halil bak belaya girecek başın. Ya Allah aşkına siz bir baksanız. Hala buradasın ya, ha? İşin gücün yok mu senin? Ya sen bir dursana. Ablam, hakkını helal et. Halil? Halil! Halil! Halil dursana! Halil diyorum. Senin adın Halil değil mi? Baksana bana ya. Ya bıraksan. Kızım sen benim başıma bela mı oldun ya? Senin için söylenenler doğruymuş. Ne söylenenler? Kim ne söylemiş benim hakkımda? Bir dakika. Alo kim ne söylüyor bana? Kim konuşuyor burada ya? Ya kusura bakma şimdi her şey böyle üst üste gelince hani. Tamam.
Bir şartla. Benimle bir çay içeceksin, konuşacağız. Ya sen hala orada mısın ya? Lafımı kesmek, gitmeye çalışmak yok. Anlaştık mı? Teşekkürler. Eyvallah. Sen değil, ben bitirene kadar. Ya o zaman söyle ne söyleyeceksen hadi. Dün akşam karakolda bana bir şey söyledin. Ne söylemişim? Herkes gibi sen de işine bak. Ne güzel söylemişim işte öyle hep zaten. Herkes öyle mi yaptı? Sana, annene, size. Herkes gördü ama işine mi baktı? Ne alakası var ya? Hem sen psikolog musun? Bunu nasıl sorular böyle? Ben anlamadım ki. Bak öyle çocukluktan kalma yara mara. Yemişim ben yarasına. Geçeceksin o işleri. Ya sen niye benim aklımı okumaya çalışıyorsun? Ben öyle mi dedim sana? Dün sen konuşmayınca ben mahalleye gittim. Konu komşu bir şey anlatır diye. Ha, şimdi anlaşıldı durum o zaman. Bayılırlar ha öyle arkadan konuşmaya. Nasıl olsa benim anam öldü ya böyle. Ah cennet vah cennet değil mi? Konuşmadılar. Konuşmalarına gerek kalmadı. Ben gözümle gördüm. Baban kavga ediyor benimle. Ablanın kayını galiba. Mehmet abiyle. Hatta kavga sırasında ablan yere düştü. Mevzu neymiş peki? Onu öğrenemedin mi? Bilmiyorum. Bana gördüklerim yeter. Tamam görmüşsün işte. Bak biz böyle insanlarız. Notunu da vermişsin. Ben ne söyleyeyim sana? Ne istiyorsun benden? Sen babana bıçak mı çektin? Ha çektim. Ne oldu? Nasıl oldu? Yani babamın elinde sana zarar verecek bir şey var mıydı? Annem vardı annem. Yetmez mi? Söylemedi mi o komşular sana? Hadi bana müsaade. Sen anneni mi korumaya çalışıyordun? Baban annene zarar vermeye mi çalışıyordu? Ya senin derdin ne ben anlamadım ki seni. Açık açık konuşsana benimle. Yardım et işte bana. Şikayetçi ol babandan. Benim tek derdim otopsi kararı çıkartmak. Gerçekleri bilen tek kişi annen. Ya tamam yeter bu kadar. Yeter benim annem gerçekleri söylemek için çok geç kaldı tamam mı? Bırak şunu. Haydi ben kaçıyorum sana kolay gelsin. Annenin saçı mı o? Ha? Ya bak bana yardım et. Eğer mektupta yazılanlar gerçekten doğruysa... Ya sen babanın ceza çekmesini istemez misin? Bak benim annemin tek vasiyeti buydu. Yılmaz benim saçımın telini hasret kalsın demişti. Kaldı bak.
Benim bu saatten sonra annem için yapabileceğim hiçbir şey yok. Bak Zeynep, ben sana bir şey daha söyleyeyim, bunu unutma. Benim annem, ben kendimi bildim bileli tek gözü açık uyudu. Anladın? Şimdi iki gözü de kapalı, rahat rahat uyusun. Sen bari rahat bırak. Sen peki rahat uyuyabilecek misin? Sen benim uyuduğum uykuları uysan var ya... Korkudan ölürsün ha. Ama bana bir şey olmaz artık. Alıştım ben. Beni burada arama, arama anne. Kapıda adımı, adımı sorma. Saçlarına yıldız düşmüş, koparma anne ağlama. 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 Kaç zamandır yüzümü tıraşladım. Gözlerim şafak bekledi. Uzarken ellerim, kulağım kirişti. Ölümü özledim anne. Yaşamak isterken delice. Ah, verebilseydim keşke. Beni burada arama, arama anne. Kapıda adımı, adımı sorma. Saçlarına yıldız düşmüş, koparma anne ağlama. 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 Ben anladım zaten bir derdi olduğunu. Anneannemi koydu yola, şimdi sıra bizde. Ama öyle kolay değil. Beni kesseniz de ben o evden içeri girmem. Ya ben iki saat duramıyorum dükkanda. Bir şey yapsam öldürecek gibi bakıyor. Anne, sen ne dedin? Geliriz demedin değil mi? Birsen, buraya bir bak Birsen. Of, bu eksikti ya. Efendim anne. Mehmet nerede? İyi mi o? İyi iyi, yukarıda. Baban gile mi gidiyorsun sen? Kız, şu Neşe bana bir bardak su vermez vallahi. Bak hakkımı helal etmem sana Birsen. Ay anne, ben ne yapacağım bilmiyorum. Bir de sen başlama ne olursun. Abi. Anne, nereye gidiyorsun? Abi,
Abi dur. Birsen hiç ısrar etme Birsen. Biliyorum ne diyeceksin. Bak duruyorum duramıyorum evde. Büyüğüm diye karşılık vermedim. Aha sırtımın halini gör. Mosmor. Ben şimdi buradan direkt hastaneye gidiyorum, tamam mı? Darp raporu almaya. Oradan da doğru karakola. Abi Allah aşkına ne diyorsun? Ne olur ya? Anne bırak gitsin. Git amca git kurtar bizi bu katilden. Seray! Niye saklıyorsun? Herkes öğrensin ne olduğunu. Abla neyi öğrenecekmişiz? Amca geçen gün polisler geldi. Seray yürü eve. Ya herkes ne olduğunu biliyor. Herkes görmezden geliyor İçeri ya. Git sok ablayı içeri sok. Sen bakma ona deli deli konuşuyor hırsından. Birsen bilmediğimiz bir mevzu mu var? Kızım bak biz bir aileyiz ha. İşte asıl şimdi tam kenetlenmenin zamanı. Bildiğin bir mevzu varsa bak beraber gidelim karakola. Yok abi ne alakası var? Senlik bir mevzu değil zaten. Ayağının tozu olayım ne olur abi. Sen gel eve geri dön ne olursun. Bak işler iyice kızışacak. Babamı biliyorsun zaten. Sonra benden çocuklardan çıkaracak acısını ne olur ya. Ya Birsen zaten sen sineye çektikçe daha da üstümüze çöreklenecek bu. Abi hiç sırası değil şimdi değil ne olursun ne olur bak ben halledeceğim. Ya nasıl halledeceksin Birsen? Gelmiyorum diyeceğim ya. Çoluğum çocuğum var diyeceğim. Gerekirse yalvaracağım ayağına kapanacağım ama ben halledeceğim. Sen bana güven ne olur benim hatırım için ne olur abi. Ben burada sizinle kalacağım. Söz. Ben burada kalacağım. Güven bana. Ben halledeceğim. Ne olur hatırım için abi. Hadi dön eve. Hadi. Mehmet boşa yedi dayağı. Bilsenin hakkıydı o. Vallahi baba, akıl vermek benim haddime değil ama sen zaten niye Mehmet'le muhatap oluyorsun? Bildiğimiz usulle yapayım dedim. Tamam da Mehmet'e ne? Mehmet kim baba? Sen ablama söyleyecektin. Topla eşyalarını diyecektin. Bitti gitti. Hayır illa kötü olunacaksa o olsaydı. İşte İyilikten maraz doğar dedikleri bu. Nerede şimdi ablam? Ama kızım sen de yangına körükle gitme şimdi. Nerede olacak? Evinde çocuklarının yanında. Ya ortalık bu haldeyken nasıl gelsin? Biraz geçsin, yatışır, konuşurlar yine Mehmet'le. Öyle değil mi Yılmaz? Ne yapayım abla? Yalvarayım Mehmet'e. He? Ayaklarına mı kapanayım? Ya ben öyle mi dedim şimdi? Baba. Neredesin kız sen? Çocuklar nerede? Evdeler onlar. Kalmaya gelmedin yani. Baba. Yemin ediyorum gelersin. Baba. Bir dur ya. Allah'ım benim kaçacağım. Bir dur sakin ol ya. Dur. Baba vallahi geleceğim. Ama ben şimdi diyemedim ki. Mehmet abim karakola gidiyordu. Ben yoldan zor çevirdim onu. Gitseydi bari. Ben de onu alıkoymaktan şikayet ederdim. O eve bir daha gitmeyeceksin. Ama işine gelmez değil mi? Sen de onlardan biri oldun. Bir de yalan söylüyorsun ha? Gitmeyeceksin o eve bir daha. Çocukların da analarını istiyorsa buraya gelecekler. Baba ben evlatlarımdan nasıl ayrı kalayım? Lan gebertirim seni bırakın. Dur, kız doğrusunu yapmış. Kız doğrusunu yapmış ya. Bana bak. Keskin sirke küpüne zarar demişler. Avukat kadın mahallede dolanıp duruyor. Kimse, hiç kimseye bir şey olmaz kendi başını yakarsın. Sana bir şey daha söyleyeyim. Bunu unutma. Benim annem ben kendimi bildim bileli tek gözü açık uyudu. Şimdi iki gözü de kapalı rahat rahat uyusun. Sen bari yakasını bırak. Sen rahat uyuyabilecek misin peki?
benim uyuduğum uykular uysam var ya. Korkudan ölürsün ha. Ama bana bir şey olmaz artık. Alıştım ben. Ne kadar korkuyorsun aslında? Efendim? Ha, sana demedim. Ya benim aklımdan bu çocuk niye hiç çıkmıyor? Halil Tekin mi? Cennet Tekin bana öyle bir şey bıraktı ki. Ben kızları konuşmak istemiyor. Oğlu bana neler dedi. Ama ben arkamı bir türlü dönüp gidemiyorum. Zeynep Hanım. Gel içeri. Bunlar size. Aa, Caner Bey'den. Teşekkürler. Ay çok kibar adam ya. Ha bu arada bir havası da var. Ya koridordan geçerken iklim değişiyor Zeynep abla, o kadar yani. Ben karakolda fazla ileri gittim galiba. Hem teşekkür edeyim hem de bir özür dileyim. Özeki Holding davasını istediğine emin misin? Ben de dedim ya Caner. Kıvanç, Ankara'ya git gel bak çok vaktini alacak söyleyeyim sana. Ben hallederim merak etme. İyi o zaman ben akşam dosyasını hazırlıyorum sana göndereceğim tamam mı? Sen iyice ne başına iş istiyorsun insan. Müsait değilseniz ben sonra da gelebilirim. Lütfen Zeynep Hanım buyurun gel. Çiçek için teşekkür ederim. Sözünü etmeye değmez. Bir konu daha var. Bu karakoldaki mevzuyla ilgili. Aslında siz haklıydınız. Sizi mağdur ettiği için biraz burnunu sürtmesini istedim. O kadar. Onun dışında başka bir problem yoktu. Şirketle ilgiliyse ben de dahil olabilir miyim bu sohbete? Zeynep Hanım'a bir araç tahsis etmiştik. Serserinin biri zarar vermiş, onu konuşuyorduk. Yalnız biliyorsunuz, o benim müvekkilimin oğlu. Peki niye aracınızı parçalamış öyleyse? Davayla bir ilgisi yok. Konu tamamen benimle alakalı. Ufak bir tartışma geçmişti aramızda, o kadar. Neyse, asıl meseleye dönelim. En başında da belirttiğim gibi, kara tokuğa karşı sorumluluklarınız ön planda olmalı. Biraz daha açık olur musunuz? Yani diyorum ki Zeynep Hanım, elinizdeki davaları ya bırakın ya da bir başkasına devredin. Yalnız ben ne konuştuğumu gayet iyi hatırlıyorum. Bu öyle basit bir dava değil. Bu davanın durumu farklı. Bu kadar uzayabileceğini öngöremedim. Şiddete maruz kalmış bir kadınla ilgili. Öyle herhangi birine devredemem. Bırakmamakta kararlısınız yani. Evet, maalesef. Siz de kararlıysanız bana uygun bir zamanda haber verin. Ofise boşuna eşyalarımı yerleştirmeyeyim. Size iyi çalışmalar. Zeynep Hanım, bir dakika yalnız. Bence buna hiç gerek yok. Buradaki işinizi aksatmadığınız sürece bir mahsur olmaz diye düşünüyorum. En azından denenebilir. Bu konuda bana güvenebilirsiniz. E tamam, sen öyle diyorsan. Yani ne yapalım? E tabii Zeynep Hanım da bu sözü verebiliyorsa bir deneriz. Anlayışınız için çok teşekkür ederim. Kolay gelsin. E ne gereği vardı ki şimdi? Bunu bir önce bir kendi aramızda konuşsaydık öyle değil mi? Yani gayet ciddi görünüyordu. Risk almaya gerek yok diye düşündüm. Hem sen dememiş miydin daha iyisi yok diye? Evet ama onun gözü önünde geri adım attırmanın da bir alemi yoktu yani. Neyse canım. Boş ver de o az evvel çiçek için mi teşekkür etti? Evet, ne var bunda? Ne bileyim. Daha evvel
Yeni başlayan birine hiç çiçek göndermemiştik de. Bugüne kadar bence yollamadığımız yanlış olmuş. Bundan sonra hep gönderelim. Sabahtan beri kendimizi yırtıyoruz. Niye söylemedin avukatın mahallede dolandığını? Yahu ben ne bileyim kayınço. Fırsat mı oldu? Bak kaç kişi bir olduk, seni tutmaya çalışıyoruz, yatıştırmaya çalışıyoruz anca. De bakayım. Ne duydun tam? İşte Halil'i Malil'i soruyordu öyle. Bir de o bıçak çekme meselesi falan. Yalnız Yılmaz, ne çok sevenim varmış be. Mahalleli, esnaf, konu komşu hepsi bülbül oldu şakıda avukat kadına maşallah. Senin bu avukat işi fasa füso çıktı galiba Feride. Ne alakası var baba? Kim bu? Kim bu? Bir kişi alo demedi daha bana. Babacığım, yani bunlar öyle alelade insanlar değil ki. Çok yoğunlar. Zengin, ünlü insanların davalarına bakıyorlar. Reklamları geç, ana habere gel. Kocam bir şey demedim, şöyle edin, böyle edin diye. Siz eğer ağız birliği yaparsanız hiç kimse hiçbir şey yapamaz dedi. Allah'ın emri. O avukat yarın bir gün Halil'in de peşine düşecek. Ne anlatacak ki Halil? Sinek de küçük ama mide bulandırır. Yok anamı böyle dövüyordu, yok şöyle dövüyordu diye. Hak ediyordu da dövüyorduk. Söyle kız Feride. Bir fiske vurmuşluğun var mı sana? Yok. Gördünüz. Onların kafası basmaz. Ara Halil itini, ablanı da çağır, karşılıklı konuşun. Ağızlarını diksinler. Yoksa ben kefenlerini dikerim. Konuşmuyor mu benimle? Ya kızım bak tamam. Tamam ben bir eşeklik ettim farkındayım. Ama benim kafam çok dolu ya. Biliyorsun sen de durumları. Bak şimdi bir de evden atıldık ha. Evden mi atıldın? Artık nasıl gözün kaldıysa bilemiyorum. Barıştık o zaman değil mi? İyi, tamam öyle olsun. Sen erkencisin bugün. Aynen, çok fazla rezervasyon varmış, öyle yardıma geldim. İyi. İyi o zaman kolay gelsin, ben bölmeyeyim. Halil, sana benim evin anahtarını vereyim, bana git istersen yani bir yer bulana kadar. Ya yok kızım, sen düşünme beni, ben bakarım başım çaresine. Sayın abonemiz, hattınıza ait geçmiş dönem faturanız ödenmiştir, hattınız kullanıma açılmıştır. Benim hattım açılmış. Parayı yatırırsan açılıyor genelde. Öyle oluyor.
Ya yok kızım, ben para falan bir şey yatırmadım ya. Şimdi anlaşıldı. Alo. Selam. Sen mi yatırdın benim faturayı? Evet. Ya kızım, sana ne benim borcumdan ya? Sen niye açtırıyorsun benim telefonu? Konuşmamız lazım çünkü. Başka türlü ulaşamıyorum sana. Seni nereden anladım? Konuş bakalım, konuş. Ne konuşacaksın? Böyle olmaz abi. Yüz yüze konuşalım. Bana gel istersen. Ya ne işin var benim seninle? Ablamı da çağıracağım. Bak, çok mühim bir mesele. Babanla ilgili değil mi? Tutturmuşsun bir babam diye. Ya sen ne zaman bizi aradın? Ne zaman bir kardeşim var, ablam var dedin? Ya tamam uzatma. Ama bak, ben çalışıyorum, çok fazla kalamam ha, ona göre. Tamam, zaten öyle uzun uzadıya bir mesele değil. Ben eve geçince konum atarım o zaman sana. Sen bana adresi gönder. Kim geldi diyelim? Bir sen, ben kardeşim. Abla. Oh canım benim. Abla dur, tamam duygusal olalım. Buyurun, geçebilirsiniz. Siz beyefendi? O benim kardeşim. Tamamdır. 14. kat, biliyor musunuz daireyi? Yok. 1412 numara. Tamam, çok sağ olun. Gel. Ya biz niye buraya geldik ki? Dışarıda buluşsaydık ya. Ne bileyim, ben buraya çağırdı işte. Abla, o herif vurdu mu sana? Sen nereden biliyorsun? Ya nereden biliyorsan biliyorum. Sen cevap ver bana. Yok, o Mehmet abimle onların arasında bir şeydi. Sen şey yapma, gel. Güzel müzik. Mahsus çağırdı bizi buraya, biliyorsun değil mi? Ne yapalım? O da öyle işte. Lüzum yok abla. Böyle geçin lütfen. Hadi buyurun.
Ya kızım ne yemeği ya Allah aşkına. Ne konuşacaksak konuşalım, bitsin gitsin. İşim gücüm var benim ha. Tamam abi, yemek yerken de konuşabiliriz. Buyurun lütfen. Hadi kız o kadar hazırlanmış, hadi. Güzeldi ama bu ev daha güzelmiş. Güle güle oturun. Sağ ol. Daha güzelleri sizin olsun inşallah. Kıvanç nerede? Gelmeyecek mi? Gelmeyecek. İş yerinde çalışıyor. Buyurun. Ben yememişim. Koyma onu. Sen yersin belki. Sen yersin ama değil mi abla? Afiyet olsun. Anne. Hı. Çok acıktık. Ne yiyeceğiz? Hiç para yok kızım. Hepsini babana verdim. Halil! Buldun mu? Buldum anne. Heh. Getir getir. Getir ben onu bölüştüreyim size. Ha? Şu çocuk kadar olamadın ha. Bak. Babasının sesini duydu mu? Kanatlarını böyle açıyor, uçup geliyor. Aferin kızım. Al bakalım. Köfte ekmek sardırdım sana. Hadi ye. Çıkmayacağım mı? Niye çıkayım kız? Çıksam neredesin diyorsun? Yemin ediyorum sana şöyle bir... Kızım, köfteni niye yemedin? Sonra yiyeceğim dedi.
kas kafalı karı. Donmuştur şimdi o, donmuştur. Sobanın üzerinde biraz kızart, sonra da ver çocuğa yesin. Haydi! Kalksana lan! Kalk! Ekmeğin içinde kızart. Sıcak olsun. Tamam, tamam, yeter. Yeter, hadi yakacaksın yine onu. Hadi. Hadi getir, getir. Sar ver, sar ver, hadi. Aferin güzel kızıma. Ye kızım, ye. Ben sana kırgınım abla ama neyse boş ver. Şimdi ben Seray'ın suçu yok diyemem. Ama sen de o tokadı atmayacaktın Feride. Sen Seray'a niye tokat atıyorsun ya? Hak etti. İspiyoncu dedi bana. E değil misin zaten? Ya tamam, siz de birbirinize girmeyin şimdi. Teyzesidir. Kızdı yaptı dedim, ben öyle sineye çektim. De sen niye bana kızıyorsun? Ben mi çağırdım avukatı sabah kapının önüne? O gün de sana bunu söylemeye çalıştım, dinlemedin ki beni. Ne avukatı ya? Annemin avukatı mı? Sen nereden biliyorsun ya? Ben demedim daha bir şey. Siz hayırdır ya? Aranıza sözleştiniz mi Halil'e söylemeyelim diye? Hı? Evet, öyle yaptık. Az önceki gibi yükseliyorsun ya olur olmaz yerde. Sırf o yüzden işte. Niye çağırdın kızım o zaman beni buraya? Ha? Niye dizdin buraya? Abi, tamam. Bak bu kadın babamın peşini bırakmıyor. Bugün de mahalleye gelmiş. Biliyorum. Mehmet abinin kavga ettiğini ondan öğrendim ben. Nasıl? Allah kahretsin bu kadını. Bu kadın Allah kahretsin, her şeyi görmüş. Bir şey anlattın mı sen? Ha? Ekstra bir şey anlattın mı abi? Anlattım diyelim, ne olacak? Bak. Bu şakası yapılacak bir mesele değil. Yani bizim şu anda birlik olmamız lazım. Ağız birliği yapmamız lazım bizim. Bak yoksa bu mahkeme mevzusu babamın başını çok ağrıtacak abi. Feride doğru söylüyor Halil. Yani bizim annemiz kalp hastasıydı, öldü. Biz bunu böyle biliyor muyuz? Biliyoruz. Yani niye el alem bizim içimizi didiklesin ki? Hem ne yapmaya çalışıyor bu kadın? Biz öyle bir şey yok dedikçe üstümüze çöktü. Yalancı şahit bulmuş bir de. İnanabiliyor musun? Peşinde dolandırıyor. Tabii tabii, yalancıdır onlar. Gebertilen ablamla ben olunca tabii yalancı oluyorlar değil mi?
Anladım. Tartışmayacağım seninle. Akıllı davranalım diyorum ben. Sırf para için bile yapıyor olabilir bu kadın. Hayır, annemden ne kadar almış olabilir ki? Niye bırakmıyor abi bu davanın peşini, niye? Ne koparsam kâr diye düşünüyor belli ki. Yok ya, ben sanmam. Zeynep öyle biri değil. Öyle mi? Hemen arkadaş olmuşsunuz. Kızım bak, abuk subuk konuşma benimle ha. Asıl senin derdin ne, sen onu söylesene be bana. Biz ne zaman birlik olduk da şimdi birlik oluyoruz? Halil. Ne hali? Yalan mı söylüyorum? Sürekli evde bir maç halindeydik biz ya. Feride ile babası, cennette garibanlara karşı. Hala doyamadınız ha gol atmaya. Sen hayatta hiçbir şeyin ucundan tutamadın. Şimdi sorumlusu, suçlusu babamla ben mi olduk? Kızım bak. Senin baban beni annemin cenazesini almadı. Sen ne konuşuyorsun orada? Şimdi paçası tutuştu, değil mi? O yüzden dizdin bizi buraya. Halil, Feride, tamam artık tartışma. Yeter! Yeter! Kâr yok bari zarara dokunmasın. Ya ben baktım ben. Annemle babama senelerce ben baktım. Sen ne yaptın? Aradın mı? Elinde bir poşet bir şeyle geldin mi? Kızım bana bak, senin o yediğin köfteler var ya, sen onları hayatın boyunca ödeyemezsin. Sen şimdi git babana bir de selam çak benden. Sonra de ki, Halil var ya böyle saatli bomba gibi olmuştu. Ne zaman, nerede patlayacağı belli değildi. Sen de aynen böyle devam et. Halil. Feride. Git. Abi git! Tamam. Halil. 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 Abla, nasihat vereceksen hiç boşuna uğraşma. Ya nasihat falan değil. Ben seni düşünüyorum kuzum. Sen en çok kendini hırpalıyorsun. Sen nasıl gideceksin eve? İşte minibüs, oradan metro. Hadi gel benimle. Ben de bir değişik oldum böyle. Yani tuhaf hissettim. Gece hiç çıkmıyorum ya dışarı. Ben seni götüreyim istiyorsan bu çalıştığım yere. Yok canım. Öyle yani onun için demedim ben. Bizim mahalle bizim mahalle yine ama. Baksana şu binalara. İnsanın üstüne üstüne geliyor. Garip. Sen buradan mı ineceksin? Yolunu uzatmadın değil mi benim için? Yok kızım, ben de geliyorum seninle işte. Tek mi bırakayım? Nereye? Mahalleye kadar gelirim, dönerim oradan ben. Tamam. Dur sen dur. Ya dur, o kadar ölmedik. Var minibüse paramız. İki kişi alır mısın? Geç geç. Sen işe geç kalmayacaksın mı? Bir günden bir şey olmaz ya. Ne yapayım, tek mi bırakayım seni bu saatte? Ay ay ay.
Ablasını da düşünürmüş. Abla ne yapıyorsun milletin içinde ya? Ne yapacağım? Kardeşimi seviyorum. Of. Kurban olsun ablası. Babacığım. Gittiler mi? Gittiler. Ben de şimdi seni arayacaktım. Uzatma. Ne diyor o cibiliyetsiz? Ne desin? Görüşmüş o avukat kadınla. Bulmuş hemen demek. Ne sormuş? Söyler mi bana hiç baba? Hiçbir şey söylemedi tabii. İşim düştü ya ona. İlla yalvartacak. Olur olmaz konuşmuş olabilir mi? Onu de bana. Hiçbir şey yapamaz. Anca o essin gürlesin. Yok patlamaya hazır bombaymış da. Yok ne zaman nerede patlayacağı belli olmazmış da. Baba. Bak sen sinirlerine hakim ol tamam mı? Çok dikkatli olman lazım senin. Bu avukat kadın mahalledeki kavgayı da görmüş. Bela mı bu avukat ya? Sarmaşık gibi dolanıyor. Bir o yandan bir bu yandan. Baba kadının işi bu işte fırsat kolluyor. Tamam hadi tamam. Akıldan başka bir karın yok. Sana fırsatın alasını vereceğim avukat hanım. Yalnız bu Kıvanç Bey benim gözüm tuttu. Öyle eften püften ortak değil yani belli lafını dinletiyor. Ben de sevdim. En azından makul bir adam. Yalnız Zeynep abla, sendeki de iyi cesaret. Sağlam bir laf yaptın. Yalnız Eylül ben bir laf yapmadım. Gerçekten ayrılacaktım. Yok artık. Bu kadar mı önemli bu Cennet Tekin davası? Elimde değil. İlk tanıdığım andan beri Cennet Tekin aklımdan çıkmıyor. Şimdi Halil. Ya Zeynep abla bak sen çok duygusal bir insansın biliyorum ben. Cennet Tekin öldü üstüne öyle bir mektup bıraktı etkisinde kaldın sen eminim ben. Eylül ben ne olduğunu biliyorum. Bugün Halil annesinin saçıyla dolaşıyordu. Sırf babasına kalmasın diye. Tek telini sakınıyor annesinin. Ama annesini mahkemede savunamıyor. Ya neden ya neden? Ya benim aklım almıyor bir türlü neden? Böyle söyleyince ben de bir kötü oldum. İçim ürperdi. Yılmaz çok tehlikeli bir adam. Halil, Birsem, Feride çok şey yaşamış. Çok şey görmüş ama konuşamıyorlar. Çünkü konuşturmuyor.
sanki böyle görünmeyen bir elle enselerinden tutmuş, sıktı sıkacak. Alo? Beni soruyor musun avukat? Tanıyamadım. Kimsiniz acaba? Ben de onun için aradım. Tanışalım diye. İsminizi söyleyebilir misiniz? Yılmaz ben, Yılmaz. Kadayıfçı Deli Yılmaz. Evet, ne istiyorsunuz? Allah seni inandırsın. Aynısını sormak için aradım. Bir şey söylemeyeceksiniz, telefonu kapatıyorum. Balat sahiline gel. Bekliyorum. Eylül, benim gitmem gerekiyor. Bir dakika Zeynep abla, ne oldu? Kimdi arayan? Yılmaz Tekin, benimle görüşmek istiyormuş. Sen şunu ödersin, tamam mı? Hayır Zeynep abla, dur ben de geliyorum seninle. Tehlikeli dedi şimdi, olmaz. Eylül, sen gelmiyorsun. Yalnız göndermem. Eylül, sen gelmiyorsun. Yemeği niye? Öde parayı, burada otur. Of. Zeynep abla ya. Ya inşallah başına bir şey gelmez. Tamam sen git, hadi ben bakıyorum buradan sana. Hadi sen de gel. Ya yok abla, işe geç kaldım diyorum ya. Tamam işte, geç kaldın artık. Biraz daha kal. Buzdolabında sarma var. 5 dakikada ısıtırım, 10 dakikada yersin. Yok ya, yok. Hadi ablanın yemeklerini özlemişsindir sen. Hadi gel. Etli mi bari sarma? Etli, etli. Gel. Vallahi. Evet. Yoğurdum da vardır. Var tabii ki. Dayı. Ne haber kız? Hoş geldin. Yavaş, babaannen uyanacak. Ana, dayı mı geldi? Ne var kız? Hadi geçin, beraber yemek yiyeceğiz. Yavaş. Tamam. Hadi geçelim bakalım. Yavaş. Turgut. Turgut, bir şey soracağım sana. O avukat hanımın geldiğini niye söylemedin bana? Turgut uyumadığını biliyorum. Devam veriyorum, devam. Deli meli. Ama sonuçta o benim kardeşim, tamam mı? Ya herkes de kedinin fareyle oynadığı gibi oynuyor. Bir kerecik de ben takayım şunu parmağıma. Bak, oturun dedi, hop. Böyle duruyoruz, evimize gidemiyoruz kızım. Bel fıtı oldum vallahi yerlerde yapmaktan ya. Ya 40 yılın başı bir şey istedi senden. Aa, 40 yılın başı. Hangi 40 yılın başı? Yalnız gördün değil mi? Avukat hanımın adını duyduğundan beri nasıl dolanıp duruyor. Feride'yi de gönderdi hemen. Git kardeşlerinle konuş diye. Bu bir şeyden korkuyor. Turgut, dönüyorsun dolaşıyorsun. Dönüyorsun dolaşıyorsun. Yine aynı yere varıyorsun. Ya cani mi benim kardeşim, karısını öldürecek kadar? Beran, sen bunadın mı? Küçük tüpü geçirmedi mi kafasına? 100 felci geçirmedi mi cennet? Ölüyordu kadın ya. Ya kaç sene önceki mevzu o. Ya yine darlandıysa? Ya yine şeytana uyduysa? Dışarı mı çıkıyor? Ne bileyim. Nereye gidiyor? Bilmiyorum ki. Al. Al canım. Vay vay vay, abla döktürmüşsün ha yine. Yoğurdu al kızım. Koyuyorum. Dök kızım, dök. Ne soruyorsun? Bak, tereyağı da erittim senin sevdiğin vay gibi. Vay 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 vay. Onu sen yemedin mi?
Olsun, dayıma da yiyeceğim. Anne tahta koyar mısın? Koyarım kuzum. Dayısı geldi diye iştah açılmış çocuğun. Ne var canım? Yesin. Anne, benim ne eksiğim var o zaman? Hiçbir eksiğin yok, sana da koyayım. Hatta ben de yiyeyim. Aç kaldım orada. Dayı, ben seni çok özlemişim ya. Oğlan dayını çeker. Acayip olmuş ha, eline sağlık. Afiyet olsun. Gel işte böyle arada, ne güzel oluyor. Çay koyuyorum. Yok yok abla, hiç zahmet etme, kaçacağım ben şimdi. Hayır, bir tane içeceksin, ondan sonra gideceksin. Gençler, siz neler yapıyorsunuz anlatın bakalım. Dayı, ben çıktım işte. Sen işten çıktın. Kovmuştur oğlum o seni. Vallahi ben çıktım. Ya dayı, artık dayanamıyorum ya. Köpek çekiyor ya bana. Çeker çeker oğlum. Sever öyle şeyleri. Hatta o kadar çok seviyor ki dayı. Bizi yanına çağırdı. Beraber yaşayacakmışız. Bugünkü kavga o yüzden mi koptu? Abla, sakın bak. Duydun değil mi dayımı? Ya şimdilik zaten bir yere gittiğimiz yok. Bu mahkeme işlerinden de iyice gözü korktu, üsteleyemiyor. Anne bak, anlamıyorsun. Şimdi de gitmeyeceğim, yarın da gitmeyeceğim, tamam mı? Ben ölümümün o adamın elinden olmasını istemiyorum anneannem gibi. Ne biçim konuşuyorsun sen? Niye? Yalan mı? Öldüğü güne kadar dayak yemedi mi? Ya kadın ne haldeydi? Ayakta duracak hali yoktu. Nasıl dövsün o halde? Anne, neden göğsünde morluk vardı o zaman? Bir dakika, bir dakika. Ne morluğu ya? Yok bir şey Halil'cim. O şey, hep düşüyordu ya annem. Ha, aynen düşüyordu değil mi abla? Düşüyordu, ayağa takılıyordu, kapıya çarpıyordu. Var mı başka bahane? Kadın tüpe bile kafa attı değil mi size göre? Ben kaçıyorum. Bu kadar aile saadeti yeter bana. Dayının montunu, dayının montunu bırakmış. Hoş geldin avukat. Buyur otur.
Cennet. Bir bak bakalım bana sen. Buyur abi. Ne o yüzünde Ali? Kocam mı yaptı bunu? Dolaba çarp dedim. Bir gel bakalım sen. Bak kız, ben bu yalanları yemem. Biliyorum kocanı kolluyorsun. Eğer bir daha olursa... Yok yok yok, olmaz olmaz. Vallahi de olmaz, billahi de olmaz. Yeter ki beni kovmayın. Kovmak için demiyorum. Kocanla konuşayım diye. Sakın, sakın. Sakın. Beni öldürür. Korkuyorsan polise niye gitmiyorsun? Gitsem ne olacak? Çıkınca daha beter. Bu eziyet böyle olmaz ki. Nasıl kurtulacağım bu adamdan? Kurtuldun Cennet Hanım. Ne oldu şimdi istediğin? Ah, Cennet de çok severdi burayı. Bir otururduk çığt çığt çığt, ayağımızın altı hep çekirdek kabuğu dolardı. Bir termosta çay. Çocuklar da neşe içinde koşuyordu değil mi? Bırak şimdi iyi aile babası pozlarını. Cennet'tekine ne yaptın onu anlat. Avukatlar da hep lafı dolandırır derler. Ama sen maşallah bodozlama girdin. Sen niye çağırdın beni? Uyarmak için. Duydum. Kapı kapı dolanıp hakkında bilgi topluyoruz. Bak, fazla gezmek iyi gelmez insana. Sen beni tehdit mi ediyorsun? Yok canım, sohbet ediyorsun. İyi. Benden çok bahsettik ya, sen biraz kendini anlatsana. Ya ben nasıl olayım? Cennet öldü öleli huzurum yok. Huzurum olmayınca da böyle bir tuhaf oluyorum. Dengem bozuluyor, uykularım kaçıyor. Etrafıma zarar veriyor. Sana bir şey söyleyeyim mi? Hı. Senin daha çok uykun kaçacak. Mahkemeye çıkacaksın. O mezarı açtıracağım. Cennet Tekin'in nasıl öldüğünü ortaya çıkaracağım. Ya bütün derdin bu mu? Ha? Niye ona buna gidiyor? Gel bana sorsana. İyi. Sorayım. Sen mi öldürdün karını? Öğrenince için rahat edecek. Kaldırabileceksin bu gerçekleri. Bak, altında ezilme sonra. Sen de anlatacak yürek var mı be? Sabah çok erken eve gel. Yüreğin yetiyorsa. Herkes öyle mi yaptı?
sana, annene, size. Herkes gördü ama işine mi baktı? Halil. Ne yapıyorsun oğlum? İyi misin sen? Karşılasana müşteriyi. Vallahi hiç iyi değilim ben ya. Sen bu gecelik idare etsen beni. Hiç duramıyorum, basıyor. İyi tamam, hadi git sen. Hastalanmıştır. Eyvallah. Ayça, ne yapıyorsun ya? Yılmaz, ne dikiliyorsun öyle? Kalkın haydi, kalkın. Yolcu yolunda gerek, haydi. Kalksanıza. Anca gidersiniz, haydi haydi. Yılmaz, nereye gideceğiz biz bu saatte? Ha? Kayıço, biz nereye gidelim bu saatte? Bir dolaşıp geleyim demiyor muydun enişte? Diyordum, diyordum. Tamam işte. Ben de gidin dolaşın diyorum. Yılmaz, içtin mi sen? 0 promil. Haydi oyalanmayın, toplayın eşyalarınızı. Doğru ahiret diye. Ben çağırmadan da gelmeyin. Duydunuz mu beni? Haydi. Hiçbir şey söyle. Ne olur bir şey söyleme. Hadi yürü. Yürü hadi gidelim. Sen anneni mi korumaya çalıştın? Baban annene zarar vermeye mi çalışıyor? Şikayetçi ol babanla. Benim tek derdim otopsi kararı çıkartmak. Gerçekleri bilen tek kişi annen. Mektupta yazılanlar gerçekten doğruysa babanın ceza çekmesini istemez misin? Kaldırabileceğin bu gerçekleri. Sabah çok erken eve gel. Yüreğin yetiyorsa tabii. Thank you.
Halil? Kusura bakma ya, bu saatte arıyorum ama şimdi aramasam bir daha arayamazdım seni. Ne oldu, bir problem mi var? Ya şu söylediklerini düşündüm de ben. O adamla ilgili benim de söyleyeceğim şeyler var. İşine yarar belki. Gerek kalmadı. Baban kendisi anlatacakmış. Ne? Nasıl ya? Benim şimdi kapatmam lazım. Sen neredesin ki? Zeynep!